Gördüm ya. Anelka çok iyi bir Anelka ya. Anelka kadar rahat bir adam görmedim kanka. Herif cumartesi maç var birader, tamam mı? Ben Anelka'yı perşembeden perşembeye görüyordum amına koyayım. Nasıl ya? Adam Paris'e gidiyordu, tamam, Paris'e. Ben diyor tedavi olacağım diyordu. Pazartesi Paris'e gidiyordu. Perşembe giriyordu. İtmana çıkıp cumartesi maç oynuyordu ama. Ben böyle bir şey görmedim. Biz çabalıyoruz arasında dedim böyle, tamam mı? İşte kale taşıyoruz falan filan. Abi Elif büyük futbolcuydu ya. Önder Turacı da Fransızca biliyor ya. Hani Aleka'ya şey işte Fransızca falan onun şeyini yapıyor. Neyse Aleka geldi. Birader Aleka dediğin Aleka da herif Real Madrid, ondan sonra Arsenal falan, herif dünyada transferlerden en çok kazanan futbolcu. Halen şu an belki şimdi geçmişlerdir onu yani. Transferden diyorum. Yani sezon takımdan kazanılmalı demiyorum. Transferlerden yani mesela geliyor Fenerbahçe'ye geliyor mesela bedavaya. Fenerbahçe'den gidiyor mesela bizden nereye gitti? Bolton'a gitti. Bolton'da mesela 16 gol atıp 25 milyon pound'a Chelsea'ye transfer oldu. O transfer parasını diyorum. En çok kazanmış futbolcu. Birader bu geldi. Benim tabii İngilizce falan stabil, anladın mı? Bu geldi falan, konuşuyoruz falan. Bilgisayarı falan açtı bu pezevenk. Miami'de bunun evi varmış, tamam mı? Evin değeri 25 milyon dolarmış. 14 milyonlara bırakıyorum falan dedi. Aa dedim, iyi amına koyayım falan, tamam mı? İşte buradan dedi al, ulan dedim İp ne? Sen dedim bütün takımı toplasan bizim, tamam mı? 1 milyon doları çıkartamayız dedim biz onu. 14 milyon ne lan dedim. Miami'de işte ama diyor şeyi güzel diyor. İşte yunusları falan görüyor diyor. Denizi falan görüyor diyor. Lan dedim Bezo, bu manyak mısın sen? Kafan mı güzel? 14 milyon dalga mı geçiyorsun senden biz dedim. Şöyle dedim buna, bu İngilizce anlamıyor herhalde dedim. Önder şey Turacı. Biz de o zaman hani bizim de bir ağırlığımız var. Dedim buna sen söyle. Ondan sonra bu dedim herhalde İngilizce bilmiyor. Fransızca anlat dedim. Lan dedim burada dedim bütün takım dedim yani silkelense 1 milyon dolar toplayamayız dedim lan. 14 milyon ne ya satadım. Nasıl bir para dedim bu. Ondan sonra. Aa bizim bir maç var Eren. UEFA Kupası, tamam mı? Takımı söyleyeceğim sana. Real Zaragoza olması lazım. Tak tak 14'üncüler herifler. Ligde UEFA Kupası oynuyoruz. Abi bunlarla içeride ilk maçı oynadık. 1-0 kaybettik. 90 dakika oynadık. Ayağıma bir kere top değmedi anasını satayım. Abi topa değemiyoruz. Adamlar nasıl pas yapıyor? Böyle bir şey olamaz. Topa değemedim o 90 dakika. İlk 14'üncülermiş ha. He? Abi İlk 14'üncüler 14'üncüler. herifler. Yanlışlıkla 4. falan olsa hayatımıza tersten kayacaklar herifler. Birader git Deseydiniz abi biz de para kazanıyoruz. Bırakın biz de, biraz da biz oynayalım Bak deseydiniz. deplasmana gittik kanka. Topa biz de para ver. Serhat'a bas. Serhat olsa para kalkmadı. Serhat kaç karşıya. Hayyam Hayyam 06 0. abone olmuş kardeşim, hoş geldin, teşekkürler. Birazdan çekiliş yapacağız. Şu klavyeyi verelim sahibine. Ondan sonra kapatacağız yine de. Bugün güzel muhabbet oldu. Şu şeyimi de Abi anlatayım. He? ha, onu da anlat. Bir de Gökhan Emrecik'sini soruyorlar. Bilmiyorum tanıyor musun? Onu tanımıyorum. Benden sonra o hiç şeyi tanışmadım yani. Neyse. Deplasmana gittik. İçeride 1-0 yendik. Orada kazanmamız lazım. Aziz Yıldırım tabii esiyor o zaman. Soyunma odasına falan basıyor. Abi gittik maça. Devre 1-0 yine bunlara. Yine aynı senaryo. Topu göremiyoruz anasını satayım. Bir kere topa değmedik. Adamlar pas yapıyor falan. Antrenman maçı gibi anasını. Ondan sonra başkan girdi abi anasını. Takım kaptanı kim lan dedi. Ümit Özat kaptan anasını satayım, saklanıyor. Ümit Özat diyorum sen değil misin kaptan diyorum. Bana bakıyor anasını satayım. Ben oyunda oynamıyorum, ben yediğim anasını satayım, bana bakıyor. Utanmasın Abi Serhat bence kap. o sana bakmıyordur. O hani şaşı ya. Sana Olabilir. Başkasına bakıp bakmıyordur. bana bakıyor gibi falsolla oynuyor orada, tamam mı? Ulan dedim acaba beni mi kaptan Serhat'a yapacaklar? bas. Serhat olsa para kalkmadı. Serhat kaç karşıya. Anti 4-0. 23-12 gelmiş. Kardeşim hoş geldin. Sen de çekilişte katılma şansı olacak. Düşünmem lazım. Neyse. Birader bu soyunma odasında bir hava esti, tamam mı? Kim lan bu takım kaptanı falan deyince herkes birbirine bakıyor. Yani acaba kimi kaptan yapalım diye, tamam mı? Mütevazı büyük salak da Eren. Hani ben dedim ki Serhat dedim. Deseydim ben kaptan olayım abi. Eren yedin dedim ben. Oğlum ben zaten dedim sen yedin abi. Senin Serhat takım zaten senin şansına tükürüyüm dedim. Sen dedim büyük ihtimalle şimdi kaptan seçeceksin anasını satayım. Ben nasıl oturuyorum biliyor musun? Şimdi eşofmanlarımız falan var ya, takım elbiseler falan. Hani asıyorsun ya kanka. Arkanda asıyorsun, oturuyorsun soyunma odasında, tamam mı? Ben mesela takım elbise ceketini kafamdan geçirdim. Ben gözükmüyorum. Hani böyle oturuyorum. Bak göstereyim size, tamam mı? Aynen bu şekilde. Yalan yok. Şimdi mesela
Bu ceket ya benim kanka böyle. Şimdi ceket böyle arkada asılı, tamam mı Eren? Şöyle. Herkes oturuyor soyunma odasında. Başkan geldi kanka, tamam. Benim pozisyon şu abi. Ceketi aldım ben, tamam mı? Ceket böyle. Ben böyle oturuyorum. Hani mesela 20 kişiye kadro Eren. Bir 19 kişiyiz. Ben yokum mesela kadroda o gün. Ben böyle oturuyorum. Hani sala yatıyorum ki bana bir şey olmasın diye. Birader. Bir girdi başkan. Dedi ki bu maçı alacaksınız dedi. Bu maçı almazsanız dedi İstanbul'a dedi nasıl girersiniz, nasıl uçağa giner kendiniz düşün dedi. Ayda. Serhat'a bazı Çıktı. Serhat olsa para kalmadı. Serhat kaç karşıya. Serhat Kıvanç Serhat 0980 geldi. Kardeşim hoş geldin. Abone olduğun için teşekkürler. Birader. Başkan çıktı. Tam böyle nefes aldık. Bir daha girdi. Kapıyı vurdu girdi. Ha dedi. Ben dedi bu Anelika'yı dedi 3.7 milyon euro veriyorum dedi. Bu boşuna veriyorum lan dedi. Ondan sonra bütün topları Anelika'ya atacaksınız dedi. Bir daha çıktı. Birader maça bir çıktık. Cidden söyledim bunu ya. Oynan lan. Oğlum Ya maça bir böyle bir çıktık. şey yok. Tuncay karşı karşıya. Kaleciyle dışarıya Anelika sağ kanat ya dışarıya pas atıyor. Dışarıya. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleye vurmuyoruz. Herkes Anelika'yı arıyor sağda. Rüştü abi falan degajı Anelika'ya atıyor falan. Biz büyük panikteyiz, tamam mı? Herkes Anelika'ya yürüyor. Ulan kalenin önünde vursana yok. Biz bir çıktık abi korkudan. Duy vuruyor stat'tan dışarıya falan. Onlar bizi tokatladı. 2-0 falan mı bitti? Ne oldu? Abi yani büyük büyük sıkıntı yani. Başkandan çok korkuyorduk abi. Allah var yani. Seni gecelerde yakalamış ya abi. Aha. Abi beni fena basıyorlardı abi. Ben ne yapacağımı şaşırdım ya. Ben Ali ile mesela maç kazandık. Ertesi gün iznimiz var. Ali ile bekar hayatı. Evde PlayStation oynuyoruz. Allah var yani. Ali Göztepe'de oturuyor. Ben şeyde Ali dedim bugün sende kalayım. Uyuyamıyoruz falan. Maç geceleri vücut falan çalışıyor ya. Devam. Gittik PlayStation falan oynuyoruz. FIFA bir şeyler oynuyoruz falan Ali ile. Karnımız acıktı birader. Adam bekar ben bekarım. Gittik Bostancı'da. Bilenler bilir. Dürümcüler sabah kadar. Falan. Ufak bir tane dürümcüye girdik abi. Dürümü söyledik. Tam ısıracağım abi. Çok aynalı camlı bir tane Range Rover bir çekti abi. Bir girdi. Başkanın sağ kolu var o zaman Zorti Bülent. Ne yapınız lan dedi burada. Ne yapıyoruz dedim anasını satayım. Ali ile ikimiz mekanda. Kimse yok, tamam mı? Aynen Ali Güneş. Ya dedi yarın dedi. Şimdi maç falan şeydim yarın dedi, bu saatte dedi falan. Dedim Bülent abi ya maçı kazandık. Karnımız aç. Allah'ın kitabını seviyorsun. Öyle maçlıktan. Ne yiyeceğiz falan. Yani sıçmaya gitsek haberimiz oluyordu birader bizim ya yani. Şey başkanım çok büyük sıkıntıdaydık yani adam çöpçüden falan haber gidiyormuş abi çöpçü onu arıyormuş onu arıyormuş bunu arıyormuş bir anda baş